Arkadaşlar merhabalar. Yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bugün karışık bir alışveriş oldu. Hepsi burada paketimiz var. Diyanar'dan bir alışveriş yaptım. Ve yine Türkiye İş Bankası yayınlarından mağazadan bir alışveriş yaptım. Dilerseniz hemen başlayalım. Önce Hepsi Burada'dan başlamak istiyorum. Ve bu arada Hepsi Burada aklıma gelince bu turuncu yazısı falan hemen aklımda şu müzik çalıyor. Ayağına gitme, her şey ayağına gelsin. Ding dong. Hepsiburada.com. Şimdi bu paketin içerisinde bilin bakalım ne var. Bunun bu serinin ilk kitabı bende vardı. Şimdi ikincisini aldım ve şok bir fiyata aldım. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bu aldığım kitabın piyasa fiyatını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hatta ben bütün böyle kitap alışveriş sitelerinin yorumlar kısmına bu kitapta özellikle baktım. İnanılmaz komik yorumlar var. Kimileri altın fiyatında, kimileri dolarla yarışıyor demişler. Çok komik yorumlar var gerçekten. Sizden istediğim bu kitabı kaça aldığımı tahmin etmeniz. Lütfen tahminlerinizi aşağıya yorum olarak yazın. En yakın olanını tebrik edeceğim gerçekten. Şimdi hazırsanız kutuyu açıyorum. Kutum daha büyük mü, küçük mü hissediyorum bilmiyorum. Ne yapın arkadaşlar? Ondan gerisi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ve burada Gemina. Gemina ve ya yine içinde hayraç yok. Gerçekten içinden hayraç çıkmadı. Böyle sadece bir kutu. İçinden sadece kitap çıktı. Arkadaşlar kitap inanılmaz tozlu. Şöyle bir elimi yapıyorum ve toza bakabilirsiniz. Neyse, poşeti sanki kitaba büyük gelmiş gibi. Bu kitabı şimdi kaça aldığımı size hemen söylüyorum. Etiket fiyatı şu an biliyorsunuz 70 TL Gemina'nın. Ben bu kitabı, yorumlarınızı yazdıysanız, yazmadıysanız şimdi aşağı yazın. Yazdıysanız hemen açıklıyorum. Ben bu kitabı %50 indirimle aldım. Yani 35 liraya. Gördüğüm anda dedim ki herhalde daha ucuza bunu alamam. Aldım. Bu seriyi okumak istiyorsan daha uyguna bulamam. İkinci elini bile zaten bu fiyata satıyorlar. Ben de o yüzden aldım. Yine bildiğiniz gibi şeffaf kapak. Bu seferki de sarıyla çizmemişler böyle. Mavi fosforlu kalemle. Makas düştü. Mavi fosforlu kalemle çizmişler. Biraz hasar var. Gördüğünüz gibi. Ama ben kitapta hasarı sorun etmiyorum. Gerçekten çok fazla değilse. İçeriğini yine şöyle bir size göstereyim. Yine o meşhur siyah sayfalar. İçinden ayraç kitabın ayracı çıkmadı. Hepsi buradanın da bir ayracı çıkmadı. Ama bu fiyata aldığım için gayet memnunum. Hiç ayraca mayraca o yüzden bakmıyorum. Gayet hızlı bir gönderim oldu ve gayet ucuza aldım. Bu arada 35 liraya yakın tahminlerde bulunanları tebrik ediyorum. İlk kitabımız böyleydi. Gemina'ydı. Bunu kaldırıyorum. Bu arada niye Gemina dediğimi merak ediyorsanız Gemina demeyeceğim. Özellikle demeyeceğim çünkü Türkçe'de Gemina olduğu için öyle söylemeyi daha makul buluyorum. Bu arada diğer üçüncü kitap Obsidio'ydu sanırım. Obsidio'da bu 75 lira 80 lira falan olacak diye düşünürsek bu seriye bize bir 100 liraya patlıyor yani. İkincisi Diyanar'dan bir alışveriş yaptım. Kim demiş ki kitap internet sitelerinde mağazalardan daha ucuz olur diye. Ben bunun tam aksini ispat edeceğim şimdi size. Diyanar'dan
bildiğiniz bu kitabı tüm internet sitelerini gezdim. Çok daha uygun bir fiyata aldım. Douglas Adams'ın Otostopçunun Galaksi Rehberi ve 9.90 TL. Lütfen aratın bakın bu kitap. Diyanar'ın bile internet sitesinde, Idefix'te, Kitap Yurdu'nda, bütün internet kitap satış sitelerinde fiyatı 11.90, 12.90 ve daha fazla o civarlarda. Ben bunu 9.90'a görünce direkt kaptım. Çünkü bu seriye zaten başlamayı istiyordum. Hemen içeriğini gösteriyorum size. Ayraç olması lazımdı. Ya. Aa, Douglas Adams bu muymuş? Yalnız ayraç niye yok? Yok muydu acaba? Hiçbirinde yoktu demek ki. Yazıları böyle. Bu seriyi biliyorsunuz. Alfa Yayınları bunu tek tek artık yaptı böyle küçük şekilde. Normalde Otostopçunun Galaksi Rehberi böyle bir kitap. Çok ciddi, inanılmaz kalın bir ansiklopedi gibi bir kitaptı. Böyle yapması hem okunulabilirliği açısından çok muhteşem bir fikir olmuş. Ben de bu güzel alışveriş için Diyanar'a çok teşekkür ediyorum. Yani hani mağazayı gezmemezlik yapmayın. Bazı kitaplar gerçekten mağazada internetten olduğundan daha ucuz. Ve son alışverişim. Biliyorsunuz bizim burada Türkiye İş Bankası ve onun yanında da Türkiye İş Bankası yayınlarının ufak bir mağazası var. Burada da mağazada bir kampanya yapılmıştı. 3 kitap alırsanız %35 miydi, 38 miydi yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir indirime sahip oluyorsunuz. Yani 3 kitaptan biri bedavaya gelmiş oluyor. Ben 3 tane bildiğiniz güzel klasikler aldım. Ve şu yönünü de çok seviyorum. Türkiye İş Bankası yayınlarının direkt mağazasından alırsanız kendi o güzel poşetlerinden veriyorlar. Ve çoğu bildiğiniz kitabın kapağı. Bu poşetleri gerçekten çok seviyorum. İlk kitap Tolstoy'dan İnsan Neyle Yaşar. Gayet ince bir kitap. Fiyatı 9 TL'ymiş. Ben tabi dediğim gibi indirimle aldım. Ve özellikle hepsinin içinde de ayracı bulunmakta. Yazıları böyle roman rakamlarıyla ayrılmış. İçeriğini böyle hızlıca bir şekilde gösterirsem bayağı merak ettiğim bir kitaptı. İlki bu. İkincisi de Tolstoy'un Çocukluk adlı serisine başlamak istiyorum. Onu da çocukluk kitabı bende var. İlk Gençlik ve Gençliğim diye 3. kitabı da var. Ben şimdi evde çocukluğum olduğu için ilk gençliği aldım. Bunun da fiyatı 12 TL'ydi. Yine indirimli aldım. Hemen yine içeriğini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yine ayrıcı. Klasiklerde şöyle bir gerçek var ki Türkiye İş Bankası'nın klasikleri çevirisi gayet güzel. Ve Hasan Ali Yücel klasikler dizisi gerçekten çok iyi. Son olarak aldığım kitap ise Sait Faik Abasıyanık'tan Semaver. Bu ciddi bir klasik artık. Gördüğünüz gibi 141. adet diyor. Ve farkındaysanız buraları sanki böyle biraz hasarlı gibi duruyor. Hasarlı değil. Gerçekten öyle dursa da kapağının modeli o şekilde. Yani hasarlı değil. Görüntüsü eskitilmiş bir görüntü. Hemen yine açıyorum. Ve burada güzel bir ayraç. Sait Faik Abasıyanık'ın resminin olduğu. Semaver. Hikayelerden oluşan bir kitap. Semaver'de bu kitabın içerisinde Semaver adlı bir öykü. Bu kitap da kaç liraymış? 10 TL'ymiş. Bu da indirime geldi. Totalde hepsini ben 21 civarı bir fiyata almıştım. Bir tane Diyanar'dan ve bir tane Mina. Gemina'ya hemen başlamak istiyorum ama Gemina'yı yine bir okuma maratonu yaparak başlamak istiyorum. Benim kitap alışverişim böyleydi. Bu arada aklını da merak etmeyin. Çekiliş videosu çok yakında gelecek. Ve bir sürprizim daha olacak sizlere. Bir sonraki video çok eğlenceli bir video olacak. Sürpriz olsun. Bunu da kaçırmayın. Benim alışverişim bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.